Mübadele süreci metaların kullanım değeri olmadıkları ellerden kullanım değeri oldukları elleri aktardığı kadarıyla toplumun metabolizmasıdır. Bir meta, kullanım değeri olarak işe yarayacağı bir ele ulaşınca meta mübadelesi alanından çıkıp tüketim alanına girmiş olur. Bizi burada yalnızca mübadele alanı ilgilendirmektedir. Demek ki bir bütün olarak mübadele sürecinin biçimsel yanını yani yalnızca metaların toplumsal metabolizmayı aracılık eden biçim değişikliklerini ya da başkalaşmalarını inceleyeceğiz. Bu biçimin değişikliği hakkındaki kavrayışın tümüyle yetersiz olmasının nedeni değer kavramının kendisinin anlaşılamaması bir yana bırakılacak olursa metanın her biçim değişikliğinin biri sıradan bir meta, diğeri de parameta olmak üzere iki ayrı metanın mübadelesiyle gerçekleşmesidir. Yalnızca bu maddi olaya yani meta'nın altınla mübadelesi olayına takılıp kalınırsa asıl görülmesi gereken şey yani biçimde olan şey gözden kaçırılmış olur altının yalın meta olarak para olmadığı ve fiyatları aracılığıyla altını kendi para biçimleri haline getirenlerin diğer metaların kendileri olduğu gözden kaçar. Metalar mübadele sürecine ilk önce her nasıllarsa öyle girerler. Bu süreç onların meta ve para diye ikiye ayırarak kullanım değeri ile değer arasındaki metalarda içkin karşıtlığı açığa çıkaran bir dış karşıtlık yaratır. Bu karşıtlıkta kullanım değerleri olarak metalar mübadele değeri olarak paranın karşısına çıkar. Diğer yandan karşıtlığın her iki tarafında da birer meta yani kullanım değeriyle değerin birliği bulunur. Ne var ki farklılıkların bu birliği kendisini her iki kutupta da tersine çevrilmiş olarak gösterir. Ve böylece aynı zamanda bunlar arasındaki mübadele ilişkisini gösterir. Meta gerçekte kullanım değeridir. Metanın değer olma özelliği karşı taraftaki altın onu gerçek değer olarak gösterdiği fiyatta yalnızca düşünsel olarak ortaya çıkar. Buna karşılık madde olarak altın, değer maddesi para olarak kabul edilir. Bunun içindir ki altın gerçekte mübadele değeridir. Altının kullanım değeri artık yalnızca düşünsel olarak göreli değer ifadeleri dizisinde ortaya çıkar. Bu göreli değer ifadelerinde karşı karşıya geldiği metalar onun gerçek kullanım biçimleri olarak gösterilmiştir. Metaların karşıtlık içindeki bu biçimleri onların mübadele süreçlerinin gerçek hareket biçimleridir. Şimdi herhangi bir meta sahibiyle, örneğin keten bezi dokumacısıyla mübadele sürecinin gerçekleştiği yere meta pazarına gelelim. Onun metası 20 yarda keten bezi belli bir fiyata sahiptir. O fiyat 2 sterlin olsun ve dokumacı metasını 2 sterlin karşılığında değiştirsin. Ve sonra 2 sterlini aynı fiyattaki bir ayakkabı ile değiştirsin. Bu örnekte kendisi için yalnızca meta olan yani değer taşıyıcısı olan keten bezi metanın değer biçimi olan altın karşılığında elden çıkarıldı. Ama o Orada girdiği yeni biçimden de ayrılarak dokumacımıza bir kullanım nesnesi olarak, ayakkabı olarak döndü. Demek oluyor ki meta'nın mübadele süreci birbirlerine zıt ve birbirlerini tamamlayan iki başkalaşma ile tanımlanmaktadır. Meta'nın paraya dönüşmesi ve para olmaktan çıkıp yeni meta'ya dönüşmesi. Meta'nın geçirdiği bu iki başkalaşım aynı zamanda meta sahibinin yani dokumacımızın alışverişleridir. Satış yani meta'nın parayla mübadelesi, satın alma yani paranın meta ile mübadelesi ve her iki işlemin bütünü satın almak için satıştır. Marx bu süreci şöyle formüle eder: Meta para meta. Yani kodlarıyla M-P-M M olarak ifade eder. Bu sürece neden olan en önemli etken iş bölümüdür. Meta sahiplerimiz kendilerini özel üreticiler haline getiren iş bölümünü, toplumsal üretim sürecini ve onların bu süreç içerisindeki ilişkilerini kendilerinden bağımsızlaştırdığını ve kişilerin birbirlerinden bağımsızlıklarının çok yönlü bir nesnel bağımlılık sistemi ile tamamlandığını keşfeder. İş bölümü emek ürününü meta'ya çevirir. Böylece onun paraya dönüşümünü zorunlu kılar ve aynı zamanda bu tözel dönüşümün gerçekleşip gerçekleşmemesini tesadüfe bırakır. Bununla beraber burada olayın en yalın biçimiyle gözden geçirilmesi, yani normal gelişimini göstermesinin varsayılması gerekir. Ayrıca bu dönüşümün gerçekten yaşanırsa, yani meta satılması olanaksız bir meta değilse, gerçekleşen fiyat değerin üzerinde veya altında olsa bile Metanın başkalaşması gerçekleşmiş olur. Bir metanın örneğin keten bezenin başkalaşmasını bir bütün olarak ele alacak olursak bunun her şeyden önce birbirlerine karşıt ve birbirlerini tamamlayan iki hareketten meta para ve para meta hareketlerinden oluştuğunu görüyoruz. Metanın bu iki karşıt dönüşümü meta sahibinin katıldığı iki karşıt toplumsal eylemle gerçekleşir ve aynı kimsenin iki karşıt iktisadi karakterinde yansır. Meta sahibi satışı yapan kimse olarak satıcı, satın almaya yapan olarak da alıcıdır. Ve nasıl metanın her dönüşümünde metanın her iki biçimi, yani meta biçimi ve para biçimi karşıt uçlarda olmak üzere aynı zamanda var oluyorlarsa, aynı meta sahibinin karşısına satıcıyken bir başkası alıcı, alıcıyken bir başkası satıcı olarak çıkar. Nasıl aynı meta birbiri peşi sıra iki karşıt dönüşüm geçiriyorsa aynı mal sahibi de sırasıyla satıcı ve alıcı rollerinde gözükür. Demek ki bunlar kişilere sıkı sıkıya bağlı olmayıp metaların dolaşım sürecinde sürekli kişiden kişiye aktarılan karakterlerdir. Meta başkalaşımının karşıt yönlü iki hareket evresi bir döngü oluşturur. Meta biçimi meta biçiminden sıyrılma ve meta biçimine dönüş. Puşkusuz burada meta birbirlerinden farklı iki açıdan görünür başlangıç noktasında kullanım değeri olmayan bir şey iken, bitiş noktasında sahibi için bir kullanım değeridir. Gerçek yaşamda iki insanın metalarını karşılıklı olarak değiştirme olasılığı vardır. Fakat bu tür özel bir durum, hiçbir şekilde meta dolaşımının genel koşullarının zorunlu bir sonucu değildir. Olsa olsa yerleşik bir meta dolaşım sürecinde bir tercih olabilir. Bir yandan meta mübadelesinin, dolaysız ürün mübadelesinin bireysel ve yerel sınırlarını nasıl aştığını ve insan emeğinin ürünlerinin dolaşımını nasıl geliştirdiğini Diğer yandan bu işte rol oynayan kişilerin kontrolleri dışında kendiliğinden doğan bütün bir toplumsal ilişkiler ağının nasıl geliştiğini görüyoruz. Ancak çiftçi buğdayını satmış bulunduğu içindir ki dokumacı keten bezini satabilir. Ancak dokumacı keten bezini satmış olduğu içindir ki diğeri de ayakkabısını satabilsin. Meta'nın özünde var olan kullanım değeri ile değer arasındaki çelişki, özel emeğin kendisini aynı zamanda doğrudan doğruya toplumsal emek olarak ortaya koyması zorundalığı, özel somut emeğin aynı zamanda sırf soyut genel emek olarak var olması, doğal şeylerin kişileşmeleri, kişilerin şeyleşmesi, işte meta özgü bu çelişki ve karşıtlık, Meta'ların başkalaşımları sırasında doğan çelişkilerde en gelişmiş hareket biçimlerini bulur. Bundan ötürü bu biçimler bunalım olasılığı içerir. Bu olasılığın gerçeğe dönüşmesi basit meta dolaşım açısından henüz var olmayan bütün bir ilişkiler zincirinin varlığını gerektirir. Para meta dolaşımının aracısı olarak dolaşım aracı olma görevini yüklenir. Satın almak için satma süreci tamamlandığında para da yine başlangıçtaki sahibinin elinden uzaklaşır. Şüphesiz dokumacı ayakkabıyı aldıktan sonra yeniden keten bezi satarsa para ona geri döner. Paranın dönüşü ancak aynı dolaşım sürecinin yeni meta için yenilenmesi veya tekrarlanmasıyla olur. Bunun için paraya meta dolaşımı ile doğrudan doğruya verilen hareket biçimi kendisinin çıkış noktasından uzaklaşma bir meta sahibinin elinden çıkıp bir başka meta sahibinin eline geçme hareketi biçimindedir. Paranın el değiştirmesi dediğimiz şey tam olarak budur. Paranın el değiştirmesi aynı sürecin sürekli ve monoton tekrarıdır. Para metanın fiyatını gerçekleştirirken satın alma aracı olarak iş görür. Bu sırada kendisi de aynı süreci bir başka meta ile tekrarlamak için aynı zamanda alıcının elinden çıkıp satıcının eline geçer. Paranın dolaşım aracı olma işlevi yalnızca onun metaların bağımsızlaşmış değeri haline gelmesinden kaynaklanmaktadır. Dolayısıyla kendisinin dolaşım aracı olarak hareketi gerçekte biçimleri değişen metaların hareketidir. Her meta dolaşıma attığı ilk adımla ilk biçim değişimiyle sürekli yeni metaların girdiği dolaşımın dışına düşer. Buna karşın para dolaşım aracı olarak hep dolaşım alanında kalır ve burada dolaşır. Sikke biçiminin kaynağında paranın dolaşım aracı olma işlevi bulunur fiyat ölçeğinin saptanması gibi sikke darp etmek de devlete ait bir iştir. Altın ve gümüşün sikke olarak giydikleri, farklı ulusal üniformaları, dünya piyasasına geldikleri zaman çıkarmaları, meta dolaşımının iç veya ulusal alanları ile evrensel alanı arasındaki farklılığı gösterir. Gümüş ve bakır ufaklıkların metal ağırlıkları keyfi olarak yasayla belirlenir. El değiştirmeleri sırasında bunlar altın sikkelerden daha çabuk aşınır. Bu nedenle bunların sikke olma işlevi fiilen ağırlıklarından yani her türlü değerden tümüyle bağımsızlaşır. Altının sikki olarak varlığı kendi değer özünden tümüyle ayrışır. Dolayısıyla kağıt parçaları gibi görece değersiz şeyler de altın işlevi görebilir. Bu tümüyle simgesel karakter metal ufaklıklarda henüz bir ölçüde gizli kalmıştır. Kağıt parada ise gün gibi açıktır. Burada sadece devletin çıkardığı ödeme aracı olarak kabul edilmesi zorunlu kağıt paradan bahsediyoruz. Bu para doğrudan doğruya metal para dolaşımından doğar kağıt para, altını veya parayı temsil eden bir simgedir. Onunla meta değerleri arasındaki ilişki yalnızca şuna dayanır. Metalar, düşünce düzeyinde kağıt paranın simgesel olarak temsil ettiği aynı altın miktarları ile ifade edilir. Kağıt para, yalnızca tüm diğer metalar gibi kendisi de bir değere sahip olan altının miktarını temsil ettiği sürece bir değer simgesidir.